Merhaba sevgili seyirciler. Bir cumartesi akşamı yine birlikteyiz. Efendim her hafta olduğu gibi bu hafta gerçekten sıra dışı bir beyefendi konuğum var. Meclis Başkan Vekilimiz Sayın Kamer Genç. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Ayrıca beni bu programa misafir olarak çağırdığınız için çağırdığınızdan dolayı önce size sonra eş ve bir televizyona teşekkür ediyorum çalışanlara. Ayrıca şu saatte bizi dinleyen bütün seyircilere de saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ederiz hep birlikte. Efendim bu akşam yayınımızı biraz sarkmalar oldu. Kusura bakmayın sizi oldukça beklettik ama son derece sakindiniz beklerken. Sizi o meclis kürsüsünde gördüğümüz hırçın dalgalarınız HPB'de yoktu. Evet. Yani o hırçınlık tabii zaman zaman herkeste olabilir. Zamana ve zemine ve koşullara bağlı bizim gecikmemiz yine bizim ağırlığımızdan kaynaklanıyor. Yani ağır misafir olunca biraz daha ağırdan alınıyor biliyorsunuz. Sahip dersi olarak diyorum. Ben yani ekseriyette çok sakin bir insanım. Çok da rahatım. Ama tabii yaşamımızda, meslek hayatımızda bir takım olaylar zaman zaman insanın sinirlerini arttırıcı bir takım ortamlar yaratıyor. Bu ortamlarda mecburen her bir canlı bir bünye gibi biz de zaman zaman hissiyatımızın etkisine kapılarak bazı yani istemediğimiz bir takım görüntülere bürünebiliyoruz. Sevgili seyirciler, Sayın Kamer Genç şu ana kadar Meclis Başkan Vekiliniz ve pek çok meclis televizyonunda, diğer televizyon programlarında Sayın Başkanımızı konuk olarak izlediniz. Bu akşam Sayın Başkanımızın sıra dışı bölümlerini, sıra dışı bilinmeyen özelliklerini irdeleyeceğiz. Her şeyden önce, her zaman olduğu gibi efendim, lütfen önce sizi sizden tanımak istiyoruz. Efendim ben işte Tunceli'nin Nazımiye ilçesinin bir köyünde dünyaya gelen işte sade bir vatandaşım. Babam işçi, kendim köy çocuğuyum. Hayatım hep böyle işte iğneyle kuyu kazar gibi hayatım her aşamasında büyük emek sarf ederek, çalışarak, inşaatlarda çalışarak, amelelikler yaparak inanın ki işte hayatımı o şartlarda kazandım. İşte yatılı maliye okulunda yatılı okudum. Sonra lise farkı hariçten bitirdim. Sonra memuriyet hayatıyla yüksek tahsili birlikte yaptım ve böylece işte sonradan 6-7 sene maliye teşkilatında veri kontrol memurluğu, maliye memurluğu yaptım. Sonra Danıştay'a geçtim. 18 sene Danıştay'da hakimlik ve savcılık yaptık. 81'den itibaren de işte politik hayata atıldık. Ne kadar güzel. Evet. Tabii çok yorucu yıllardan sonra bu noktaya gelmişsiniz ama Evet. en önemlisi zor geçen yılların ardından başarıya ulaşmak, değil mi efendim? Tabii yani insanlar herkesin bir hedefi var. Bu hedefte başarıya ulaşmak önemli. Biz de işte hedef koyuyoruz. Başarıya oraya ulaşmak için gayret sarf ediyoruz, çalışıyoruz. Zaten insanlar bir hedef belirlemeden yaşamaları, belli bir noktaya ulaşmak için kendilerini oraya gelmek için çalıştırmama, yani o hedefe varmak için gayret göstermemeleri halinde insan hayatının bir anlamı olmuyor. Yani insan daima bir dinamizm içinde olması lazım. Tabii. Evet. Ve mücadele edilerek ele geçirilen Evet. başarılar da çok daha kıymetli, değil mi? Hepimiz hayatımızın değişik noktalarında bir mücadele vererek hani alnımızın teriyle ele geçirdiğimiz başarılarımız çok Evet. daha kıymetli. Zaten hayat öyle bir noktada ki efendim hiç kimse hiçbir şeyi altın tepsilerde size böyle alın kullanın, alın bu etiket sizin diye kimse vermiyor, değil mi? Evet. Mücadele etmek Hele gerekiyor. politika çok daha böyle herkesin gözü politikada. Herkes yani milletvekilinin özellikle mevkiine herkesin gözü oraya dikilmiş. Ve hele politikada özellikle gördüğüm yani ben birçok mesleklerde bulundum. Ama politika mesleği kadar yani insanların birbirine acımasızca davrandıkları yani o yere gelmek için o politikacıyı acımasızca tenkit ettikleri görülmemiştir. Yani şimdi Türkiye'de en fazla kolay tenkit edilen kolay işte kötülenen, tukaka edilen kişi pek politikacıdır. Niye? Çünkü herkesin gözü onun yerindedir. Ama bu ne kadar kötü denirse, burası işte bu burada ne kadar başarısızlığa ulaşırsa o oradan çekilir de ben gelirim diye. Ve maalesef politikacıya atılan insanlarda da yani bir hakkını teslim etme gibi bir olay yok. Rekabet çok fazla Evet, diyorsunuz. rekabet çok fazla. Yani herkes her mevkiye, her kürsüye kendisini uygun görür. Bilgisi olmuş, olmamış, tahsili müsait olmuş, olmamış, onu yapabilecek kabiliyette, karakterde, nitelikte olmuş, olmamış önemli değil.
Ama oraya gelecek. Önemli olan Evet. kendisini uygun O, görmesi evet, oraya. oraya uygun görmesi. Yani. Ama başarı önemli değil onlara göre. Ama aslında tabii politika bence yani bana göre çok kutsal bir uğraştır. Mutlaka efendim. Evet Çünkü Türkiye'ye ve hitap etmek. evet politikacının insan zaaflarının en azını taşıması lazım. İnsan kusurlarının en azını taşıması lazım. Çünkü toplumu yöneten kişi demektir politikacı. Bu kadar yani en az kusurlu, en az zaafları taşıyan bir kişinin politikada başarılı yere gelmesi o toplum için çok verimli sonuçların doğmasına neden olur. Yani mesela bir yasa geldiği zaman işte o yasayı kendi kişisel yararlarını veyahut da kendi çevresindeki insanların kişisel yararlarını düşünmeden, ülkenin ve halkın yararını düşünerek çıkarmak uğraşı içinde olan politikacı ile belli bir yasa geldiği zaman kendisinin ve çevresinin menfaatini, kendi sınıfını veyahut da daha zor Şimdi insanlar bu menfaatini lobicilik düşünüyor. deniyor değil mi Efendim? efendim? Yani lobicilik gibi bir şey. E Herkes tabii. kendine ait yasaların bir an önce Öyle çıkması mesela mücadelesini evet. veriyor. Bu zaman zaman ben işte aşağı yukarı 10 senelik bir politik hayatım yani Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde çalışıyorum. Bir bakıyorsunuz ülkenin geleceğiyle veyahut da ülkenin ekonomisiyle çok yakında temel bir yasa görüşülüyor. Ama bir bakıyorsunuz bir korsan önerge geliyor belli çevrelerden. O öyle bir önerge geliyor ki onun o önergenin arkasında ülkenin büyük kayıpları var ama bazı insanların da kazançları oluyor. Tabii bunlar işte politik hayatta da olan bir şeyler. Çeşitli sektörlerde yıllarca Evet. ambargo konması gibi değil mi efendim? Dıştan içe gelecek olan bazı sanayi Öyle meselelerinin tabii yani işte herkes sektörel bağımlılık evet. yüzünden Tabii yani mesela farz edelim ki bir vergi yasası görüşülürken belli bir işte sektöre bir belli bir muafiyet getirmek veyahut da belli bir sektörün üzerindeki vergi yükünü azaltmak. İşte bunlar olan şeyler tabii. belli ihracat Evet, gruplarına teşvikler tabii. O teşvikler. bazen işte hükümet kararnamelerinde de oluyor. Bir bakıyorsunuz bir günlüğüne bir kararname çıkıyor. Hemen ertesi gün değişiyor. Bunlar da oldu maalesef Türkiye'de. Tabii bu Türkiye'de oluyor. Aslında başka yerlerde yani bizim mensubu olduğumuz Avrupa, Amerika gibi demokrasiyi özümsemiş ve halk boyu, kamuoyunun baskısı artmış bir toplumlarda böyle şeyler olmaz. Böyle şeyler olduğu zaman kamuoyundan gelecek baskının baskısına politikacı dayanamaz, hükümetler dayanamaz. Hemen Güç oradan tabii çekip güç. gidebilir. Ama bizde nedense şimdiye kadar kimler çok fazla suistimal ettiyse onlar çok daha böyle aranır, daha mükafatlanır, daha işte terfi edilir bir Evet. durumlara getirildi. Ben bunlara da tabii gördük maalesef. Ama Maalesef. inanıyorum ki bundan sonra bunlar olmaz. İnşallah. Efendim ben hemen böyle sevgili seyircilerimin farklı yönlerini size sıra dışı Evet. özelliklerinizi demiştim. Çok sıra dışı değil ama arzu ederseniz evliliğinizin ilk yıllarına dönelim. Öyle Eşinizle mi? nasıl tanıştınız? Ben eşimle aynı köydenim. Benim eşim köyümüzün ağasının kızıydı. Oh, Evet. çok Ben de zor olmuştur herhalde yani köyde efendim. sade bir vatandaşın işte oğluydum. Gerçekten hanımı çok severek ya yani uzun zaman da kendisine kavuşmak için mücadele ettim. Başta tabii işte ağa kızıyla tabii normal sırada bir vatandaşın çocuğun evlenmesi çok zor. Ama tabii uzun bir uğraştan sonra hanımımdan evlendim. Her zaman için kendisine büyük de yani o sevgim her zaman artmıştır. Hayatımda eşimle beslediğim sevgiyi hiç kimseye beslememişimdir. Ne kadar güzel. Evet gerçekten yani aşağı yukarı 10 seneye yakın hanıma kavuşmak için mücadele edildi. Öyle mi Evet efendim? O tabii. çok büyük Ama bir tabii aşk küçük yaşta, yaşanmış. çocuk yaşta ben gerçekten işte bir çocuk yaşta yani bir duygusal ya bir aşk denilen yani ben herhalde aşkın ne olduğunu en iyi yaşayanlardan birisi benim. Yani bir kıza aşık olmanın duygularını yaşayan bir insanım. Harika bir Evet. şey. O günlerden bir iki hatıra anlatabilir misiniz efendim? Yani Bugünlerde öyle sevgiler çok fazla kalmadı. yok yok İnsanlar tabii daha yani mekanik. şimdi yani insanlar işte belli bu insan hayatında bunu tarif etmek bir çok zor. Mesela işte bazıları Tanrı'ya karşı bir büyük bir saygı, sevgi besler. Bazıları işte bir mesleğe karşı birisi işte yani bu özellikle hani Kerem'le Aslı aşkını falan O anlatırlar böyle. boyutlarda diyorsunuz. Yani herhalde yani o kadar değilse bile ona yakın bir duygusallık Ve içinde 10 yıl çok uzun bir evet zaman. İnsan ömründe gerçekten gerçekten önemli bir zaman yani bu efendim. 10 epey yıl. aşağı yukarı ben tabii o zaman yani ilk defa hanımı sevdiğim zaman böyle
8-9 yaşlarında bir şeydeydim yani o derece yani böyle o bir çocuk yaşlarda. evet. Ve yani hiçbir zamanda onun o sevgisini unutturan hiçbir olayla karşılaşmadım. Ne kadar güzel, Evet. ne kadar güzel. Tabii bu zorlu 10 yıldan sonra işinize kavuştunuz. Evet yani tabii işte şunu anladım yani hayatta ancak okursam yani belli bir mevkilere gelirsem işte şu anda eşim olan hanımefendiye kavuşacağım inancı hep kafamda yer etti ve o inançla tabii okumayı da çok seviyordum. O inançla işte hem okuduk hem sevdiğimiz kıza kavuştuk hem işte mesleki hayatımızda başarılı olduk. Onun için bu benim için Mutlaka çok önemli. sevdiğiniz kız yani şimdi eşiniz olan hanımefendinin sizin başarılarınızda, evlendiğinizden sonraki başarılarınızda ne derece katkıları var? Mutlaka Valla çok katkıları evet var. olmuştur tabii ama yani ben şimdi politik hayatıma pek hanım karışmaz. Yani ben işte 2 dönem Tunceli'de gittim seçime katıldım. İkisinde de hanımımı götürmedim seçim çalışmalarına katılmadı. Ama tabii yani işte eşlerin aile huzurunu korunmasında birbirine yardımcı olmaları bir aile hayatında çok önemli bir unsurdur. Bir ailede huzur sağlamak, işte çocukların bakımını yapmak konusunda eşler birbirine yardımcı olurlarsa o ailede hem huzur olur hem de işte ailenin fertlerinin hayat başarılarını sağlanmasında önemli bir katkı olur. Bu çok güzel tabii. Ben her zaman söylüyorum, politikacı eşleri olan hanımefendiler, tüm hanımlar için geçerli ama hanımefendiler gerçekten sizlerin durumu hiç kolay değil. Çok Evet. büyük fedakarlıklar isteyen bir görev istenmiş Evet. durumdalar. Zaten bir tekerleme var diyorlar. Politikacının parası pul. Zamanı bol, karısı dul olan kişi derler. Gerçekten yani tabii politikacının eşinin özellikle yani eşiyle zaman geçirme bakımında çok sınırlı zamanı vardır. Çünkü yani 24 saat çalışma isteğiniz olsun yeter ki 24 saat çalışma durumuna karşı karşıya bulunuyorsunuz. Seçmen geliyor, sıkıntıları çok. O sıkıntılara çare bulmaya çalışıyorsunuz. Hele bizim gibi böyle çok küçük bir yerin, küçük bir ilin temsilcisiyseniz ve orada da çok büyük sıkıntılar varsa, işte insanlar, işsizlik çok, hele bu son zamanlarda işte köy yakmalar, köylerde zorunlu göçler. Yani o kadar büyük bir sıkıntıda ki, tabii o kadar büyük sıkıntı ve ne bileyim hayat şartları zor olan bir yöredeki insanların her gün o acılarını, ızdıraplarını işte siz dinledikçe bu defa siz de ister istemez o acıları, o sıkıntıları ruhen kendinize Evet. mal ediyorsunuz. Ve ondan etkileniyorsunuz tabii. Bu da maalesef insanın işte davranışlarında, işte hareketlerinde çok etkili oluyor. Yapmak istediklerinizi yapamadığınız durumlardan da gelebilir mi bu zaman zaman gerginliğiniz Evet. efendim? Şimdi efendim yani zaten her gün gerginiz. İnanınız ki zaten son zamanlarda tansiyonum da bayağı yükseldi. Aman Şimdi kendinize olay dikkat şu. edin. Şimdi bir defa Türkiye'de bürokrasi yürümüyor. Kesinlikle yürümüyor. Mesela ben size işte bir basit yani çok önemli bir olay. Şimdi işte bizim mesela Tunceli'de bu son kıştan beri büyük bir köylerin aşağı yukarı %70'i boşaltıldı, yaktı, yandı. Ve insanlarımızın büyük bir kısmı geldi. Şimdi mesela bir düğün salonunda 20 tane aile. Düşünün yani 20 tane aile şu kadar salonda böyle alelade bir perdeyle ayrılmış. Çoluk çocuğuyla orada oturuyor. Kimisi karın altında çadırda yaşıyor. Kimisi penceresi ve kapısı olmayan yani böyle ahırımsı yerlere gitti bu insanlar yerleşti. Tabii bu insanların artık yani o çektiği sıkıntıyı, acıyı bir an önce bir probleme çare bulmanız lazım. Ben mesela işte Sayın Başbakan'a gittim bu durumu anlattım. Sayın Başbakan talimat verdi. Dedi ki bir çare bulalım buna. Ondan sonra bir şey olmadı. Yani aşağı yukarı 2 aydır o insanlar o sıkıntı içinde görüyorsunuz. Yani her gün telefon geliyor, her gün oradan gelen insanlar. En ufak bir yardım yaptıramadık yani. Yapmayınca şimdi insan evvela karşı tarafın çektiği ızdırabı, üzüntüyü, sıkıntıyı kendisi de yani onu yaşadığı zaman bir nevi çıldırtıyor yani insanı. Gerçekten yani o kadar büyük bir sıkıntı içinde yaşıyoruz ki. Kaç kişilik bir grup bu efendim?
Yani bu aşağı yukarı tabii aile sayısını hesaplayamadık. Yani tabii bir kısmı geldi işte ilçe merkezlerinde kaldı. Köylerden göç edenlerin bir kısmı geldi ilçe merkezlerinde kaldı. Bir kısmı işte diğer illere gitti. Bu insanların hepsi yani evinde birçoğu evin eşyası yandı. Çırılçıplak çıktı dışarı. Kimisi evin eşyasını almadı. İşte hayvanını satı geldi büyük şeylere. Yani şunu diyorum yani politikacılıktaki işte stres, ızdırap, üzüntü. Yani öyle bir politikacı var ki yani bunları hiç kan, şey etmez. Yani gözü görmez. Yani bağlı bulunduğunuz ile göre sıkıntılarınız Tabii oluyor yani bu diyorsunuz. Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'deki mesela böyle büyük şehirlerdeki politikacı arkadaşlarımızın bizim kadar sıkıntısı yok. Hiç yani ben görüyorum. Onların bile problemleriyle biz herhalde ilgilenmek zorundayız. Mesela işte şu öğrenci olaylarında ben bekledim. Yani işte İstanbul Marmara Üniversitesi'ndeki o işte olayları ben vicdanen çok rahatsız etti ama bakıyorum ki kendi illerinin politikacıları aslında bunlarla ilgilenmesi lazım. İşte bu biraz da yani geldiğiniz yörede insan haklarına, insana, kişiye verdiğiniz değerden dolayı bu hassasiyetini şey diyor. Yani işte zaman zaman bana işte diyorlar siz çok sen çok sinirlisin, kavgacısın diyorlar ama yani benim sinirlilik veya kavgam bu olaylar karşısında tahammül etmememde kaynaklanıyor. O sebeple Evet, o diyorsunuz. sebepte. Yani her Yani şeyde sizin evet. yörenizin insanları daha mı hassas demek Hayır, istiyorsunuz? yani maruz kalınan keyfi muameleler, insanlara yapılan haksızlıklar, insanlara yapılan işte işkenceler, insanlara yapılan keyfi muameleleri ya o insanlara temas kura kura, onlarla konuşa konuşa görüyorsunuz, anlıyorsunuz. Onu düzeltmeye Olayın, evet. çalışıyorsunuz. Politikacı olarak çaresiz bulacaksınız. Çare bulamayınca Evet, da çare hırçınlaşıyorum bulamayınca diyorsunuz. şimdi bir söylüyorsunuz karşıdaki insanlar duyarsız. İki söylüyorsunuz duyarsız. Üç söylüyorsunuz duyarsız. Ondan sonra da tabii onun anlayacağı şekilde biraz da kendisinin o davranış biçimini de kendi yüzüne verecek şekilde hatta hakaret edecek şekilde de işte söylemek zorunda Gerginleşiyorsunuz. kalıyorsunuz. Yani bizim kavgamız bundan ilgili. Yoksa ben inanın ki hayata hiç kimseyle kavga etmedim. Estağfurullah efendim. Evet. Biz zaten Yani asla insanlara büyük saygı diyorum üstelik mutlaka. de. Ama herkesin görevini yapmasını istiyorum. Herkesin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin büyümesi, uluslararası alandaki saygının artması konusunda gayret göstermesini istiyorum. İnsanlar niye devlet bir takım insanlara maaş ödüyor, işte belirli makamları veriyor, orada insanlara gelip hizmet etmesi için. Ama maalesef işte belli yerlere geliyorlar. Bazıları o makamı kendilerinin kişisel işte yarar sağlamanın aracı yapıyorlar. Bazıları o görevleri yapmıyor. Yapmayınca da bizler de işte bu insanların mağduru durumda olan, bu olaylar mağdur olan kişilerin işte muhatabı oluyoruz. Evet, Onun şimdi için evet. sanıyorum efendim yanlış bilgilenmediysem o bölgeler için hızla sosyal konutların Hayır yapılmasına hayır hanımefendi. Hiçbir şey yapılmadı. Bakın ben İktidar Partisi'nin milletvekiliyim. Yani bu iş tabii çok da beni rahatsız ediyor. Gerçekten yani aslında sıra dışı hani biraz esprili bir şey yapalım dedik ama hep evet böyle ister üzüntülü istemez. şeylere girdik. Yani bu vesileyle de tabii yani insanların tabii espri yapabilmesi bile, insanların neşelenebilmesi bile kendisinin yaşadığı ortamın koşullarına bağlı. Mutlaka. Evet. İçinizde sıkıntılar yaşarken Evet. her şey güllük Evet. gülistanlık değilken böyle havadan sudan konuşmak Tabii işte ki evet. yani içinizdeki sıkıntıları Doğru yani. mutlaka. Yani bir düşünün çevrenizde üzüntü var, sıkıntı var, insanlar huzursuz. Siz onları da kendinize yani soyutlayarak yani o ortamın dışına kendinizi atamıyorsunuz. Atamayınca da işte belli yerlerde bir takım sıkıntılar oluyor. Evet. Ama efendim siz bu kadar hassasiyet gösteriyorsunuz ve çok da mücadele veriyorsunuz. İnşallah yakın zamanlarda bu problemler hepsi olmasa bile hiçbirse Evet, bir el birliği kısmı aşacağız tabii yani. mutlaka, Aşacağız yani mutlaka. bu memlekette bizler politikacıyız. İnsanlar bizi seçiyor, oraya gönderiyor. Biz insanların dertlerine çare bulmak için gittik oraya. Yani yoksa ki yani orada bir belirli bir işte çaka satmak için biz oraya gitmedik. Yani işte, belirli bir makamlara ulaşmak için değil. Ve bunu herkesin bunu vicdani bir sorumluluk olarak kabul etmesi lazım. Bu politikacılar için çok önemli bence. Yani ben biraz önce dedim ya işte politikacının insan zaaflarının en azını taşıması lazım. En Evet. az kusurlu olması lazım. Ve beceremediği bir makamı ve terk etmesini bilmesi gerekir ki o zaman işte o ülke büyür. Ama bizde biraz zor. Makamlar biraz Evet, daha terk ediliyor. Doğru, biraz haklısınız. güç değil mi Evet, efendim? evet. Biraz güç oluyor. Her Doğru, zaman haklısınız. tarih Evet. boyunca bu böyle Evet. gelmiş, böyle de gidecek. Evet. Efendim, Evet.
sizin tabii ki sıkıntılarınızı, acılarınızı, hassasiyetinizi asla göz ardı etmiyorum Yok yok ama evet. sevgili sıra dışı seyircilerim de sizi böyle daha belki kısa da olsa sıkıntılarınızın dışına çıkmanızı belki de E bekliyorlardır. tabii tabii yani hay hay ben de zaten aslında sayın Canı seyircilerimiz gönülden evet katılıyoruz. yani ben Biz de bu istiyorum ki memleketin herkes mutlu insanları olsun. olarak tabii ki. Yani bir defa yani ben şuna inanıyorum ki Türkiye'deki yarına halk sokakta yüzü güler yüzlü olacak. Yani sokağa çıktığımız zaman çevremizdeki insanlar Türkiye'deki insanlar birbirini sevecek, kardeş gibi geçinecek. Yöneticiler kusursuz olacak, devleti en güzel şekilde yönetecek ve halkımız sokakta güler yüzle gezecek. Efendim Yani çok pembe bir tablo bu. yo yo ben inanıyorum bu Gönülden aşamaya istiyoruz. Mutlaka geleceğimize da inanıyorum. hepimiz istiyoruz ama Evet. inşallah. Yani bunu geleceğimize inanıyoruz çünkü artık yani her geçen sıkıntı, her işte geçmişte yapılan hata geleceğe işte huzura, güvene, işte refaha kavuşmak için bir merdiven teşkil edeceğine inanıyorum. İnşallah, Evet. inşallah. Canı gönülden Doğru, istiyoruz. evet. Çocuklarınız efendim, iki tane Evet, çocuğunuz iki var. tane bir kızım bir oğlum var. İşte zaten Oğlunuz çocuklar okuyor. politika ile ilgileniyor mu? Ve maalesef hem hanımım hem de çocuklarım politikayla ilgilenmiyorlar. Nedense herhalde politikacının işte Bir tane yeter diyorlardır evet bir belki de tane yeter ailede bir ailede tane diyorlar. yeter. Kızım da oğlum da pek politikayı sevmiyorlar. Hanım da pek sevmiyor politikayı. Hanımlar genellikle Evet. vakıflarla, sosyal Evet. çalışmalarla falan ilgili oluyorlar. Benim eşim emekli İngilizce öğretmenidir. O da bir iki tane vakfın kurucusu. Bu sosyal faaliyetlerde bayağı katkısı var. Kendisi de özellikle insanlara yardım etmeyi, hayır yani hayırseverlik konusu bayağı gelişen bir hanım. O yönlerini de çok da yani hoşuma gidiyor ve epey de çevreye faydası da oluyor. Hatta zaman zaman işte yani fakir olan çocuklara İngilizce dersi falan da veriyor. Ne kadar Yani güzel. evet bizim tabii işte seçim şartlarımız çok seçim bölgemizin şartları çok uzak. Mesela işte kendi ilimize uçak yok. Gidiyorsunuz işte Elazığ'a gidiyoruz. Ondan sonra 2 saat vasıtayla gidiyorsunuz. Kar şartları çok. Yollar açık Yollar değil. açık değil. Öyle imkanlar olmasa mesela işte ben her zaman için yani işte eşimle de giderim. Orada hatta eşim orada gider. Köylerde bile yani bu İngilizce dersinde faydalı olabilir. İngilizcesi gayet Havalar iyi. yani yaz döneminde Evet. yapılabilir. Tabii yapılabilir. Evet. Evet. Ne kadar güzel tabii hanımefendinin böyle güzel bir meslekte olması. Vakıflarda görev yapıyor olması, Evet. aile bütünlüğü açısından da, aydın Türk kadını açısından da. Çünkü belirli bir eğitimi almış bir hanımefendinin Evet. evlilikten sonra evde kapanıp çocuk, tabii ki çocuk yetiştirmek, bir aile bütünlüğünü düzenli bir şekilde idame ettirmek çok güzel ama Tabii. eğitim bir kadının eve kendini çok kapatmaması gerekiyor. Daha büyük bir Evet. fedakarlıkla İşte evine ve bu topluma. hanımların gayretine bağlı. Çok Yani güç tabii, bizde güç işte bir yani görev bu. Türkiye'deki bakıyorum hanımlar işte Atatürk'ün kendisine verdiği bu çağdaş işte ülkelere nazaran daha ve ileri seviyede verdiği hakları yavaş yavaş ellerini tersliğiyle itiyorlar. Bakıyorum kendilerini çok değişik bir işte giysiler içine sokuyorlar. Kendi haklarına razı olmuyorlar. Aslında Evet. bence Türkiye, laik Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Türkiye'de kadınlara tanıdığı haklar dünyanın birçok hatta en ileri ülkelerinde bile yok. Aslında ben Bunları şunu korumak söylüyorum. lazım Tabii bence. Bunu mutlaka. hanımların sahip çıkması lazım. Biz erkekler olarak bizim menfaatimizse uygun. Hanımı Evet. sömürmek, hanımı işte ne bileyim yani biz oturalım hanımlar çalışsın işte yiyelim içelim keyfimize bakalım olur ama hanımların buna müsaade etmemesi lazım Şimdi aslında. tabii Yüce Atatürk bize çok güzel haklar Evet. verdi. Çok güzel destekler Türk kadını İşte için. değerini Birçok ülkeden bileceksiniz. önce Türk kadını Evet. gerekli olan Haklara sahip. hakları Evet. sahip oldu. Kalan kısımları da hak verilmez alınır, ben buna Evet. inanıyorum. Biraz da belki güney illerinden geliyor olmam Evet. koşulu da var. Hak verilmez alınır. Kaldı ki verilmiş haklarımız var. Arzu ettiğimiz hakları da prosedürüne uygun olarak ele geçirmeyi teşkilatlanarak bilebilmeliyiz. Ama bunun için de bir takım olumsuz teşkilatlanmaları da kesinlikle karşıyım. Evet. Kadın ve erkek bir Hayır bütündür ama yani tabii Türkiye'de işte bu kadın haklarının kaybı konusunda çok ciddi ben şeyde tehlikelerde görüyorum.
Yani hanımlar mesela bugün politikada başarısız. Niye başarısız? Politikayla uğraşmıyorlar. Halbuki politika toplumun kaderini tayin eden bir meslek. Devleti ve toplumu yöneten bir meslek. Evet. Oraya hanımlar gelmezse, mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki hanım sayısı artmazsa, gerçi Sayın Başbakanımız hanım ama tabii ne Bu olacak? bizim çok da boş Bir durmadığımızı günden yaz gösteriyor, değil mi? gelmez diyorlar. Yani, Türkiye'nin en evet. güzel gülü şu anda Türkiye'yi temsil ediyor Evet. efendim. Tabii şu da var. Siyasi partilerin hanımlara biraz da fırsat vermesi gerekiyor, değil Biz mi efendim? veriyoruz. Biz sosyal demokratlar bizim tüzüğümüze göre bir defa kadın kotası getirdik. Bir hanım yani bir yere yani mesela 4 kişi seçilecekse bunun biri muhakkak hanım olacak. Yani merkez yürütmede, parti meclisinde, delegelikte, her yer, il ve ilçe teşkilatlarında muhakkak 1/4'ü en az bir cinsten olacak. Yani mesela belki biz yani şunu da düşünüyoruz. Belki hanımlar gelir partinin çoğunluğunu ele alır. Bu defa kadın kotası kalkar, erkek kotası yerine gelir. O bakımdan evet tabii ama ben istiyorum yani. Çünkü hanımların olduğu yerde ciddiyet vardır. Yani sorumsuzluk olmaz. Yani ben hanımların bir toplum içinde girdikleri meslek dallarında olaya daha ciddiyet getireceklerini, olaya orada başarının daha fazla olduğunu gördüm. Çeşitli mesleklerde bulundum. Ben yedek öğretmenlik de yaptım. İşte serbest mali müşavirlik de yaptım. Yani her işte Danıştay'daki meslek hayatımda da gördüğüm gibi politikada da hanımın bir yere girmesi oradaki çalışma başarısını ve verimliliği arttırdığını gördüm. Bu tabii çok güzel düşünüyorsunuz, gerçekleri Evet. çok güzel anlatıyorsunuz efendim. Aslında bir hanımın kendisinde olan özellikleri, kültürel özellikleri güzellik olarak O değerlendirmiyorum fizik tabii. güzelliği ayrı bir olay. Bu çok Evet. ayrı bir şey ama bir hanımın girdiği bir ortamda en azından şekil düzeni, bunun gibi bir takım yan faktörler var. Allah her kişiye bir takım özellikler veriyor. Evet. O özellikleri hemen hissedebilirsiniz. Evet. Hangi iş kolunda olursa olsun. En güzeli tabii erkeklerden de destek gerekecek kadının toplumdaki Evet. yerini alması için. Ben şuna inanıyorum. Karşı tarafı kırarak, çok inciterek de çok fazla yol almamıza da imkan yok. Sosyal çevre, yani sosyal bir diyalogla gelişebilecek bir şey. Hani tatlı tatlı Evet. yapılan bir şey olması Tabii gerekiyor. yani insanlar eşit yani insanlara eşit olarak doğuyorlar. Yani fiziki yani maddi güç yönde belki bir farkları var ama yani bir yerde zaten huzuru bir yerde esas düzeni sağlayan karşılıklı güvendir ve anlayıştır, sevgidir. Evet, sonrası da var efendim. Mesela bazı gruplar şu anda bana kızabilirler ama lütfen hislerimi anlatmak için uygun kelimeler bulmaya çalışıyorum. Kadın ne kadının erkeğe üstünlüğü ne erkeğin kadına üstünlüğü gibi bir şeyi çok gündeme getirmemek koşuluyla Evet. kadın ve erkek elmanın iki yarısı gibi Evet. kabul edilmesiyle birlikte mutlaka her kadının bir erkeğin desteğine bir şekilde ihtiyacı vardır. Ama bunu sen üstünsün, ben üstünsün noktasına getirmeden Evet. güzel bir diyalog, bir beraberlik içerisinde böyle yüzdelere vurmadan haklarımızı elde edebiliriz. Evet. Evet işte aşağı yukarı işte bizim savunduğumuz da o zaten. Laik Türkiye Cumhuriyeti'nde kadın erkek eşitliği var. Ama tabii geçmişte de İslam hukukunda biliyorsunuz. Kadının işte iki kadının şahitliği bir erkeğin şahitliğine eşit ve kız evlat erkek evlatın mirasının yarısı kadar bir hisseye sahip. Ama biz tabii laik Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bu düzeni yıktık ve eşitlik ilkesini getirdik. Onun için diyorum hanımlar biraz haklarına sahip çıksınlar. Yoksa eline giderse bir daha alamazlar. Biraz güç efendim, Türk Evet. kadını o kadar da bir Göreceğiz. güçsüz değil, o kadar da Göreceğiz tabii yok, göreceğiz. Evet. imkanlar elinden Evet. gitmeye başlayınca hemen gruplaşma olacaktır Vallahi eminim. daha şimdiye kadar öyle fazla bir şey görmedik. Evet. Evet. Birden patlama olursa hiç şaşmamak gerekiyor. Bu keramet mi? Ben öyle böyle bir kerameti pek görmedim ben şimdiye kadar da onun için. Olur Evet inşallah, olur. inşallah. Aksine yani ben görüyoruz işte sokaklarda bir takım işte genç kızlarımızın bir takım işte belirli bu sanki bu haklar kendisine fazlaymış gibi bir takım davranışlar içinde olduğunu da maalesef üzülerek görüyorum. Böyle bir sıra dışı programda çok fazla böyle resmi şeyler söylemek de istemiyorum biliyor musunuz? Bu Evet. akşam gerçekten sıra dışı sıra dışı bir gece Evet, yaşıyor evet. efendim. Yani normal işte o hüviyetimizi unutup biraz daha dediğiniz gibi biraz neşeli konuşalım dedik ama Ama yine yine de evet. faydalı şeyler Evet tabii. konuşuyoruz. Tabii yani bu sıra dışı konuşurken de yine halkımıza bizi dinleyen
sayın seyircilerimizin bir takım gerçeklerini bilmesinde de yarar var. Yani Mutlaka, tabii. önemli olan bir toplumda o toplumun fertlerinin her şeyi en doğru şekliyle bilmesidir. Çünkü maalesef işte Türkiye'de belli şeyler var. Yalanla belli mesafeler alınıyor. Yani ben işte bir politikada da en fazla yalan söylenen bir meslek grubudur. Çünkü inandırıcılığı yoktur. Hatta ben size bir hikaye anlatayım. Şimdi rahmetli İsmet İnönü biliyorsunuz generaldi yani paşaydı. Evet. Karadeniz'den bir şeyde bir açık hava mitinginde bir karşı partiden birisi çıkıyor. Halkın karşısına diyor ki ey vatandaşlar diyor siz bu İsmet Paşa'yı biliyor musunuz bu nedir? Bu nedir diyorlar. Bu asker kaçağıdır diyor. Bakın ve bu adam halkın karşısındaki diyor işte bu İsmet Paşa gibi paşa yani artık Nasıl askerlik diye ona asker? asker kaçağı diyebilecek kadar yani halkı kandırabiliyordu. Ve maalesef orada da çok fazla bir tepki almıyor. Bilmiyorum kazanmış mı kazanmamış mı. Yani orada şunu diyorum. Halkın birbirimizi çok iyi yönleri tanımamız ve halkın da ülkenin selameti için, o toplumun selameti için her gerçeği araştırması lazım. Yani muhakkak gerçeği Mutlaka. öğrenmek için çaba sarf etmesi lazım. Çaba sarf etmeden sırf işte başkalarının işte telkinleriyle veya yanlış verdiği bilgilerle bir Bir yere sonuca varılamayacak. ulaşılırsa hatalı bir sonuç elde edilir. Maalesef. Sağlıklı bir zeminde işte sağlıklı bir çözüm bulmak mümkün değil bu gibi hallerde. Maalesef. Evet. Efendim, sohbetimizi reklamlarla kısa bir ara Evet, çok verelim mi? teşekkür ederim. Sevgili Olur, seyirciler, reklamlardan sonra yine birlikte olalım. Beri kimse sizi yoldan çıkaramadı. 69 yıldır birlikte yürüyoruz. İnançla, güçle, güvenle. Emlak Bankası. Sevgili seyirciler, Meclis Başkan Vekilimiz Sayın Kamer Genç'le reklamlardan sonra sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet efendim, şimdi kadın hakları dedik, siyaset dedik. Nasıl kadın haklarıyla konuşmuşken tekrar yine kadınlara dönelim, gençliğe dönelim Evet. isterseniz. Siz de eşinizle sevişerek evlenmişsiniz 10 yıl gibi bir süre. Bu durumda siz tabii ki flörtten yanasınız mı acaba? Yok yani köyde sevişerek hele flört ederek değil. Yani bizim tabii köyde işte bir kızdan bir erkeğin böyle yan yana gelmesi, gezmesi mümkün değil. Aslında bence yani insanların anlaşarak evlenmesi bence temel ilke olmalıdır. Yani kız ve erkek de birbirlerini gezmeli, birbirini tanımalı ve ondan sonra evlenmeli. Yoksa görücü usulüyle yapılan evliliğin çok sağlıklı olduğuna inanmıyorum. Çok da heyecanlı değil mi efendim? Evet. Elleriniz titreyerek böyle kahve Tabii. getiriyorsunuz ve şöyle bir Evet. bakıyorsunuz. Evet Doğru. veya hayır. Evet. Sıkıntı veren bir durum bu Tabii tabii ki. yani köyde eskiden işte başlık falan vardı mesela bizim şeylerde. Gerçi ben başlık falan vermedim de. Evet ama yani o usuller de vardı. İşte anne baba işte karışıyordu ama o kurulan o aileler de çok sağlıklı değildi. Ama tabii o kaldı ki
çağımız artık çok değişti yani. Peki efendim, oğlunuzun bir genç kızını elinden tutup baba ben evlenmek istiyorum diye getirdiği zaman onaylayacak mısınız? Onaylayacağım. Hiçbir tepki de duymayacağım. Çünkü anlaşacak o kendileri. Evet. Için, yani ben baba olarak hiçbir zaman çocuklarımın eşleşmesi konusunda kendisini zorlayamam. Kızınıza da bu opsiyonu tanıyorsunuz. Evet, tanıyorum. Yani kendisi anlaşırsa ben bir şey diyemem. Ben, önemli olan onların mutluluğudur. Ne kadar güzel. Tabii aile birliğinin devam etmesi için çok mantıklı bir seçim de yapılması gerekiyor. Evet, bunun yani belki ikaz edilebilir yani. Yani mesela farz ederim ki tabii yani, mesela çocuğun herhangi bir eşini seçip getirmesi aşamasında ana babaya düşen onun ailesini, geçmişini biraz araştırmakta da yarar var. Yani ailesinden de ziyade yani çocuğunuzun eş olarak seçtiği kişinin kişiliğini biraz araştırmak. Kişilik değil, evet. Mi efendim? Aile çok önemli ama aile önemli değil tabii. Yani işte çok ben bazı o konularda biraz araştırma yapıp çocuğa telkinde bulunmak lazım. Yoksa ki yani çünkü insanlar bazen çok erken yaşlarda verilen kararlar da çok sağlam olmayabiliyor değil mi? 18 yaşı kavak yerlerin estiği yaşlar evet. Mesela işte 20'lerde, 22'lerde, 25'lerde. Evet. Gerçi şimdi gençlerimiz çok erken yaşta evliliği düşünmüyorlar ama evet. yine galiba aileden alacağı eğitime geliyor değil mi? Tabii, eğer tabii. Genci belli bir yaşa kadar belirli prosedürde yetiştirirseniz uygun seçimlerde daha az katkıda bulunacaksınız demektir. Evet. Tabii yani olgunluk, her şeyin olgunu, meyvanın da olgunu daha tatlıdır. Yani işte her hayatın her imkanının, daha doğrusu nimetlerinin olgun bir seviyeden sonraki vereceği tat ayrı bir şeydir. Yani tabii gençler de böyle hayatı biraz yaşayarak, yani insanları tanıyarak, olgun bir yaş sonra evlenirse o aile hayatı devam böylelikle eder. Böylelikle bölünmüş iyi. Aile oranını evet. Da düşürmüş oluruz düşürmüş galiba olur, evet. Değil mi? Tabii. Bir dönem çünkü çok aile bölünmeleri oldu. Evet. Hatta bugünkü gazetelerde manşette çok üzücü bir doktor ve çocuğunu almış köprüden aşağı atlamış. Evet. Ne kadar üzücü değil mi? Tabii gerçekten yani, çok üzüldüm. Yani insanlar dünyaya yaşamak için geliyor. Yani hele intihar evet. Yani bir hayatı son vermek. Demek ki artık hayatta karşılaştığı ızdırapların çare bulamaz bir duruma düşmüş ve tahammül edilmeyecek noktalarda evet, tabii, olması gerekiyor. Tahammül edilemez bir noktadan sonra yaşamına son veriyor ki bu insan için yani düşünmek bile korkunç çok bir kabus olur. Çok üzücü tabii evet. Ama şunu düşünmek gerekiyor sanırım. Bütün iyi ve kötü günler insanlar için, hepimiz için. Biraz mücadele gerekiyor. Artık yaşam hiç kolay değil. Evet. Daima ertesi günde sürprizlerle dolu günler var. Evet. Yarın ne getirecek bilinmiyor. Belki hayatın en güzel olan yeri bu. Doğru, evet. Bitmeyecek gibi gördüğünüz doğru. Bir problem umulmadık şekilde bitebiliyor. En azından doğru. Hafifleyebiliyor. Tabii tabii. Her evet. Şeye rağmen, yaşadığımız tüm sıkıntılara rağmen. Yani işte hanımefendi, tabii insanların tabii biraz dirençli olması lazım. Hayatta mücadele etmek lazım. Hayatta işte mücadele edeceksiniz, okuyacaksınız, çalışacaksınız. Hayattaki sıkıntıları aşacaksınız. Ya mesela ben şimdi politikacıyım. Çevremizdeki işte yani rakiplerimiz var. Mesela ben muhalefetteyken tabii karşımızda işte İktidar Partisi'nin bir şeyi vardı. Yani onların mesela beğenmediğimiz kanunları getiriyorlardı. İşte okuyarak, iş düzeyi okuyarak, anayasayı uygulamalarını iyi bilerek onları engellemeye çalışıyorduk. Bu defa iktidara geçtik. Bu defa iktidar muhalefet bizi engellemeye kalkmaya çalıştı. Engellemeleri karar bulduk ve böylece karşımızdakileri etkisiz hale getirdik. Yani, bu bir, evet, önemli evet, bir mücadele yani, değil tabii, mi? Yani insanlar bence yani çalıştıkça, mücadele ettikçe hiçbir zaman yani çaresizliğe düşmez. Yaşamdan... Çaresizlik ondan o halleri vardır ama evet. Yani biraz da insan olayları hem çalışacak, mücadele edecek, aciz kalmayacak ve daima da yani böyle kendisini böyle yani intihar seviyesine getirecek. Tabii Allah kimseye vermesin. Tabii Allah şey o noktaya getirmesin. Ama tabii. Yani o noktaya getirmesin. İnsanlar mücadele edecek. Hayata işte mücadele için gelmiş. Onun için yani ben herkese tavsiye ediyorum. Yani işte zaten en güzel şey çalışmak. Çalışmak ve yarından evet. Umudumuzu kesmemek. Evet, kesmemek. Unutmamamız gereken tabii, bir şeydi. Evet. Şu memleketimizin şu an içerisinde bulunduğu sıkıntılı noktalarda
Herkes kendi yaşam dilimine göre Tabii. sıkıntılar yaşıyor. Hiçbir aile, hiçbir insan sıkıntısız değil. Değil tabii. Büyüklükleri oranda herkes bir Dünya da öyle şekilde yani. sıkıntı Dünya yaşıyor. devletlerinin birçok insanlar öyle. O çok Evet. gelişmiş ülkelerde tabii gayri safi milli hasılası çok yüksek. Fert başına alınan gelir çok yüksek olan ülkelerde bile büyük sıkıntılar var. İşsizlik oralarda da var. Önemli olan tabii yani bir ülkede herkesin barışın sağlanmasına katkıda bulunması. Yani sevgi her şeyin üstündedir. Toplumda barış ve sevgi kurmak o toplum fertlerinin hepsinin görevidir. Aksi takdirde yani Evet. ben haklıyım. Ya yani insanların bir de karşısındaki insanları ben haklıyım o haksızdır deyip de onu ezmeye kalkmamalıdır. Tabii en azından birbirimizi sevelim. Ve fikir Sevemeyeceğimiz tartışmalarında insanlara da tabii. saygı göstermek Evet, tabii. durumundayız. Herkesi sevmek Evet. zorunda değiliz tabii Hayır, ki. Ama sevmek saygı göstermek tabii. durumundayız. Fikirlere de saygı Tabii. göstermemiz lazım. İnançlarımıza saygı duymamız Mutlaka lazım. bu çok Ve önemli. yani ancak bu şekilde barış içinde bir arada yaşarız. Şimdi bir toplum düşünün. İnsanları çok özverili, insanları çok müsamahalı, çok birbirine karşı düşüncelerini çok böyle seviyeli bir şekilde tartışarak, konuşarak birbirlerine kabul etmeye çalışan bir toplum düşünün. Öte tarafta bir kendi düşüncesini karşıdaki insana zorla, Evet, silahla, adam evet. öldürerek kabul etmeye çalışan bir toplum düşünün. İkisi arasında korkunç fark var. Yani ben şuna inanıyorum ki gerçekten yani dünyanın merkezi ve yani sayılabilecek bir ülkemiz var. Her türlü güzelliklere sahip. İkliminde en güzelliklerine, işte gıdalarında en güzelliklerine sahip, tabiatında en güzelliklerine sahip. Burada tabii bu yerimizde, bu ülkemizde birçok devletlerin gözü var. Tabii. Şimdi bunlar ne yapıyorlar? Bu yani bu güzel ülkeyi bu insanlara mal ettirmemek için uğraşıyorlar. Biz de aklımızı kullanalım, izanımızı kullanalım. Fırsat Ve vermeyelim. gerçekleri görelim ve bu memleketimizi yani öteki ülkelere nazaran daha da güzelleştirelim, daha da ileriye götürelim. Bu zenginliklere biz yer Şunu alalım diyor. söyleyebilir miyiz efendim? Milli birlik ve bütünlüğümüzü bozacak teşviklere Evet. fazla yüz vermeyelim, Hiç değil mi? vermemek lazım. Fazla değil, hiç Evet, vermemek küçük yüz lazım. Yani vermeyelim. bir de şu var. Bir defa her şeyi tartışmak lazım. Her fikri yani insanların kafasını aydınlatmak lazım. Kapkara karanlıklarda hiçbir şey görünmez. Aydınlıkta her şey gözle görülür. İnsanın kafası da zekası da odur. Yani bir memlekette ne kadar insanların kültür seviyesi yüksek olursa, ne kadar insanlar fazla okursa, ne kadar ilim, bilim, teknoloji konusunda ilerlerse o memleket düzelir. Evet. En iyi şey olur. Biz şimdi gidiyoruz Amerika'dan silah alıyoruz, Almanya'dan silah alıyoruz veyahut da işte makine alıyoruz, teknoloji alıyoruz. Halbuki bizim gençlerimizin, bizim insanlarımız bunlardan daha kabiliyeti. Bakın mesela işte insanlarımız gidiyor Almanya'da bir bakıyorsunuz kısa zamanda işveren seviyesine geliyor. Çalışkan insanlarımız Fırsat var. yaratıldığı Evet zaman tabii. herkes başarılı Yani bunu işte olabiliyor. kendi ülkemizde de yaratırsak ben İnşallah. inanıyorum. Tabii biz politikacı olarak aslında bunları söyleyeceğimizde bazı şeyler de yapmamız lazım ama ya yani bazı şeyler de yapmak için tabii belirli yerlere mesela şimdi ben meclis başkan vekiliyim. Ben tarafsız bir kişiyim. Yani inanın ki iş düzeye göre, anayasaya göre çıkıp mesela meclis kürsüsünde konuşamam. Evet. Yani günlük politikaya çok fazla karışamam. Ama bir bakıyorsunuz ki o kadar çok anormal şeyler oluyor ki artık diyorsunuz ki canım ne yapalım biz de bu memlekette yaşıyoruz. Bazı konularda fikirlerimizi de söyleyelim diyoruz. O Evet. da biraz işte anayasa dışı oluyor, işsizlik dışı oluyor ama Bir şeyler evet. devamlı. Evet. Tabii bunlar aslında böyle bir sınırlama getirilmeli miydi, getirilmemeliydi o da tartışılır. O da Çünkü ayrı bir şey tabii tabii yani ki. meclis başkan vekili olarak meclis başkanı mesela içinde aynı sınırlamalar var. Ben politikayı bırakmıyorum ki susayım. Politikacı yani meclis başkanı da olabilir. Objektif Evet. olma konumu Tabii getiriliyor değil mi evet. efendim? Ya Herhalde o objektif tabii. açıdan Ya bakılır. insanlar fikirleri söylemelidir. Yani makam ne olursa olsun. Mesela ben işte istiyorum ki kamu görevlileri de yani devlet memurları da politika yapsın. Buna Ama kesinlikle katılıyorum. evet Yani. yani çünkü bürokrasiyi devletin işleyişini en iyi bilen onlar. Kesinlikle, Devletin kesinlikle. nasıl işleyip işemediğini onlar iyi biliyorlar. Ama şeye gelince ondan sonra politikaya gelince yasaklıyorsunuz. Ama kendi görevini politik düşüncesi uğruna istismar etmemesi lazım. İnşallah Evet. arkadaşlarımız Evet. da yasal haklarına kavuşacaklar. Evet inşallah. Evet. Efendim, neyi ettiğinizde geldiniz diyorum. Söyleyeyim.
Bu güzel, çok güzel bir sohbetti ama yayınımızda biliyorsunuz zamana karşı Evet. maalesef güzel olan zamanlar çabuk gidiyor. Sıra dışı saatlerin sonuna geldik. Evet. Ben katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim hem size hem HBB televizyonuna hem çalışan arkadaşlarımıza hepsine teşekkür ediyorum. Bizi buraya davet edip de fikirlerimizi söyleme oranını tanıdığınız için gerçekten size minnettarım, şükranlarımı arz ediyorum. İnşallah bizi dinleyen sayın seyircilerimize karşı bir hatamız olmamıştır. Estağfurullah efendim. Birbirimizi yani gerçek yönüyle anlarsak hata olacağını yani hata Mutlaka. sayılabilecek bir şey yaptığımızı kabul etmiyorum. Ben Anadolu'dan gelen, köyden gelen bir insanım. Yani inanın ki hayatımın her aşamasında bir mücadele vardır ve o mücadelede bir dürüstlük esası, ilkesi vardır. Hiçbir zaman politikada samimiyetle size söylüyorum. Politikada bir kazanım sağlamak için hiç yalan söylemedim. Ama inanın Estağfurullah yani. efendim. Kim Estağfurullah. yani ona inanabilirsiniz. Daima Estağfurullah. doğrusunu söyledim. Doğrusunu söylediğim için de işte çok insanlarla dostluklarımız bozuldu. Ama ben şuna Zaman inanıyorum her ki şeyin ilacıdır evet efendim. ama bu doğruyu söyleyerek de başarıya ulaştım. Ben inanıyorum ki hani atalarımızın bir sözü var. Doğru duvar yıkılmaz. Herkese tavsiye ediyorum. Daima doğruluktan ayrılmasınlar. Doğruluktan en güzel zirvelere insanlar ulaşabilir. İnşallah efendim. Evet, Teşekkür ben ederim. teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler, bir sıra dışının yine sonuna geldik. Efendim, sıra dışı programını yurt içinden ve yurt dışından seyreden tüm sevgili seyircilerimize sevgiyle kalın diyorum efendim. Haftaya görüşmek üzere.